limitlerini de arttırdık. Yani 4.000-4.500'e kadar çektiğimiz hastalar da oldu aslında. Çünkü iki kişi çıkarttığı zaman, ama şimdi cilt zor. Mesela ekstraksiyonu zor. Ve zaman alacak. O zaman grefler dışarıda çok beklemesin de 2 güne bölmek zorundayım. Yani. Yani her şey daha iyi sonuç için aslında. Yoksa 2 gün hem hasta için kötü hem benim için kötü bir şey. Ama daha iyi bir büyüme oranı için o fedakarlığı her iki tarafında yapması gerekiyor. Bu satır aletin kullanıldığı aşama bu aşama mı? Yok. Satır kanalların açılırken kullanılan bir bıçak tipi. Ama artık kullanmıyorum, vazgeçtim onu. Onu zaten ilk getiren benim. Türkiye'ye. Bizim alet ne? Bizim şu anda bizim kendi, ben her şeyi kendim üretiyorum. Evet. Hatta kendi punch, yani bu kökleri normalde dışarıdan alır ya. Evet. O punchları da biz kendimiz üretiyoruz. Bu jiletler de benim kendi üretimim. İstediğim boyda ve vatta kesiyorum. Bunlara custom blade diyorum. Zaten kimsenin safirden haberi yoktu. Tamam. Şimdi bakıyorum ben her yerde safir diye, kim safir diye. Evet, anlatıyorlar. O zaman şimdi safirciler üzülecek. Artık ben safiri bıraktım. Safir bıçaklarını bana Jerry Wong önerdi. Aslında Kanada'da yaşayan bir cerrah arkadaşım, çok samimi bir arkadaşım. Jerry Wong kullanıyor safir. Ben de onu da ilk görmüştüm. Ondan sonra safire başladım. Ama şimdi yaklaşık bir yıldır da değiştirdim tekrar. Custom Blade'e döndüm. Neden hocam? Daha güzel verim aldım kanatına vardım yani. Devam. Mesela geçen sene yaptığım ekimle bu sene yaptığım ekim arasında bile fark var. O kadar çok şey değişiyor ki her sene. Bir de ben seviyorum böyle bir şeyleri değiştirmeyi, hiç aynı şekilde çalışmayı seven biri de değilim. Hmm. Bazen biraz fazla hızlı değiştirebiliyorum. Her şeyi denemek isteyen bir insanım yani. Henüz daha başkasının saçından başkasına aktarım olmuyor değil mi hocam? Yok. Maalesef. Olsa aslında çok güzel bir şey olacak. Yani çok ciddi anlamda bir ihtiyacı karşılayacak ama yok olur. Benim hocam hiç genetik, ailemin hiçbir kesiminde yok yani anne baba hiç saçla ilgili problem yok. Bu neden bu hale dönüşüyor? Ya şimdi anneyle babada problem olmasa bile bazen bazı özellikler ailede genetiğinde var. Yani mesela dayınızda vardır, amcanızda vardır. Tabii bu her çocukta aynı oranda çıkmayabiliyor. Genelde anne tarafına daha çok benzer çocuklar olacak. Çünkü mitokondriyal DNA ile çok alakalı. Mitokondriyal DNA da anne tarafından geçen bir gen. Yani bunlar biraz sıkıcı teknik konuları ama niye daha çok dayı ön planında sorusunun da cevabı aynı zamanda. Ama siz rahatsınız. Herhangi bir acı hissediyor musunuz? Hiç hissetmiyorum hocam. Sizi dikkatle dağıtmayayım diye az soru soruyor. Şimdi ben 10 bin üzerinde ameliyat yapmışım. Tabii. Benim bir işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Hiçbir tanesinin saçı ve front line'ı diğerine benzemiyor. Yani 10 bin tane farklı dizayn var. Yani özel bir kalıp kullanmıyorum bunları çizerken. Zaten onlar şey gibi oluyor hocam, robot gibi oluyor, böyle olduğunu da hoş bulmuyor. Evet yani hani böyle lazere dayayıp çiziyorlar ya. Yani. Evet. O çok benim tarzım değil yani. Her kişinin özgün bir dizayn olması lazım. Tabii bu da biraz görüş isteyen bir şey. Tabii.
özellikle şu yan şeyler biraz cesaret istiyor hocam. Ben onu sen gördüm. Evet. Onların yatırıyor olması en zor olan şey. O şeye sormuşlar Mitterrand'a. Nasıl yapıyorum diyorlar. Fazlalığını atıyorum demiş mermeri. Mitterrand'a da var. Biliyorsunuzdur. Biliyorum biliyorum. Ne demiş? Ya bu kadar muhteşem bir sanat eseri o taştan nasıl çıkarabiliyorsunuz? Ben bir şey yapmıyorum, sadece fazlalığını atıyorum demişti. Şeyde gelişme var mı hocam? Bu renklerle ilgili saçta yani beyazlamaya karşı. Evet. Ya yok. Ya bu saç nasıl bir şey biliyor musunuz? İşte herkes hevesleniyor. Ben de ilk zaman yani bundan 10 yıl önce falan sorsaydınız ben de çok hevesliydim işte bunun çözümü bulunacak falan filan diye. Sonra anladım ki bu yaşlanmayı durduramadığımız müddetçe, insan hücresinin yaşlanmasını durduramadığımız müddetçe bence tedavilerin hiçbir işe yaramıyor. Yani ben çok yakın bir dönemde çok muazzam büyük bir değişim beklemiyorum saç sanayi sektöründe. Yani ne zaman yaşlanmayı durdururuz? Artık insanlar yaşlanmaz. Hücre işte bu programlayıcı ölümü var, işte apoptozis var. İşte bu telomer dediğimiz yaşlanmayı kodlayan genlerimizin DNA'nın bir parçası var. Yani bunlarla ilgili bu sırada çözüldüğü zaman ancak bence saçla ilgili problemler çözülecek. Onun için hem piyasadaki işte yok saç işte ekilmiyor, çoğaltılıyor muhabbeti. Yok işte sizin saçınızdan gidip stem cell kök hücre tedavisi, yok aşı. Evet. Yani bunlar biraz suistimal konuları maalesef. Yani ben bunlarla ilgili ciddi yapılmış bir sonuç hiç görmüyorum. Zaten onaylı da değilmiş hocam. PRP ve benzerileri de öyle diyor. İşte akademik makaleler öyle yazıyor benim okuduğum. Hayır, onay... Ya çok komiksin. Doğru söylüyorsun ama. Yani şimdi PRP ile ilgili şöyle bir şey var. Şimdi PRP faydalı değil diyemem. PRP'nin ama bak, PRP dediğimiz şey aslında bizim bu kan pıhtılaşma hücreleri. Bu kan pıhtılaşma hücrelerindeki büyüme faktörlerinden istifade ediliyor. Mesela göz cerrahisinde ya da ortopedide kaydamayan kemiklerde PRP tedavisi çok kullanılıyor. Ama PRP'nin o kadar çok farklı tipi var ki yani sizin oradaki bir sesindeki trombosit adedi o kadar önemli ki o tedavinin şeyleri yaramamasında. Yani piyasada yapılan PRP'ler birçoğu çok faydalı olan uygulamalar değil. Ha, saçta ne kadar etkili? Yani ilk deneyenlerden bir tanesini ben çok bir faydasını görmedim açıkçası. Farklı bir PRP'leri denemiş olmama rağmen. Şimdi regenerative medicine denen bir şey var. Yani bu artık işte bu mezenşimal kök hücreler kullanılarak yapılan bazı destek tedavileri var. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışan doktorlar da var. Açıkçası ben de bekliyorum ama hani gözümle görmediğim, faydasına %100 inanmadığım hiçbir şey asmetli olmayacak. Asmet sadece inandığı şeyleri yapan bir kurum. Onun için ben hani faydasını görsem mutlaka kendimde uygularım. Ama işte mezoterapiler, işte aşılar. Yani bunlar biraz suistimal ediliyor. Bunları asmette bulamazsınız yani. Masa çekimi doğru yapıldığında çok işe yarayan bir yöntem. Onu da elimizden geldiğince en daha kaliteli seviyede yapmaya ve her sene de kalitemizi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarınız seyrediyor mudur acaba? Bizim hocam. Hı-hı. Ya akşam hocam mesaj yağmuruna tutuldum ben. Onlara cevap verdim bayağı bir uzun süre. Bir de erken yapmak istemedim sabah kalkamam diye, uyanırım diye. İşte sordular yani hocam. Çok soruyorlar. İşte tekniği soruyorlar, neden orada olduğunu soruyorlar. Temel bir şey var burada. Dikkat, insanların yani dikkat çektiği mesela hekim olmadan da böyle merkezlerin sahipleri olanlar da var hocam. Mesela biraz hoş kaldı o. Ya şimdi bu tartışmalı konu. Şimdi
bu iş bir kere şu, şununla netleşelim. Tıp eğitimi almayan bir insanın bu işi yapmaması lazım, bu bir. Yapmaması derken, şimdi o kadar çok farklı faktörler var ki. Yani mesela şimdi sedasyon veriyoruz. Sizde mesela bir ritim problemi olabilir. Bir EKG'nizde bir başka hiç beklenmeyen, bilinmeyen bir sıkıntı olabilir. Verilen anestezi miktarı ne kadar lokal olursa olsun, hani lokal anestezi bile verilse, verilen bütün anestezilerin içerisinde işte şey var, adrenalin var. Bu adrenalin o anestezinin işe yaraması için olmazsa olmaz bir faktör. Adrenalin de bu zıtlığını bozduğunu bir faktör. Yani işin bir sürü teknik detayı var. Yani bir kere bu bir doktor gözetiminde ve doktor kontrolünde ve doktor sorumluluğunda yapılması gereken bir iş. Bu işin bir yönü. Ama önemli bir kısmı hocam. Çok önemli bir kısmı. İşin ne kadarında doktor rol alıyor? Bir de o var, hani işin pratiği, hani sorumluluğu, kontrolü. Ben yıllardır, hani 20 yıldır bu şey yapıyorum, aynı sistemle yapıyorum. Eskiden ekstraksiyonda da çok görev alırdım ama sonuçta anladım ki bu iş aslında biraz da bir ekip işi. Yani bu işte eğer bir kişi tek başına bütün aşamalarını yapmaya kalkarsa işin kalitesi düşüyor. Tabii. Yani sonuçta böyle çok çok ünlü, çok VIP hastalarımız oluyor. Onlar da hep aynı şekilde. Yani işte VIP hastalar diyorlar ki işte hocam şöyle olsun, böyle olsun. Yani her aşamasını siz yapın falan filan. Daha iyi inanacağımı, neye inanıyorsam ben onu yapıyorum yani. Her aşamasını ben yapsam inanın şu anda size yaptığınız işten kadar kaliteli olmayacaktır. Doğrudur hocam. Çünkü her işin bir konsantrasyonu var, şeyi var, aşamaları var, onu daha mesela eken ekip farklı, çıkartan ekip farklı. Sayan farklı hocam. Sayan farklı. Sabah, evet. Yani sabah. Bu bir ekip işi, yoksa dikkatimiz daha var. Kalitme bir şey. Mesela kanallarınızı, bütün hastaların, bana gelen hastaların kanallarını, bak kanallarını ben uçuyorum ama inanın planlaması bu işin daha önemli kanalları. Evet. Kanallarla ilgili siz dağılımını yapıyorsunuz. Ama planlamasında hangi kanala kaçlı köprü konması gerektiğini yazıyorsunuz. Evet. Bu nasıl makine gibi çalışan bir ekiple şu anda siz operasyonu diyorsunuz. Evet. Çok eski, bütün çalışanlarım benim çok eski. Onun için burada işte aşırı çok fark etmiyorsunuz ama arkada devamlı bir hesap kitap işleri yapılıyor. Yani. Yurt sayı da kalabalık hocam. Ben ameliyatın bu sayıda olduğunu bilmiyordum mesela. Kalabalık. Her birinde 5-6 tane arkadaş evet. var. Salı pazarı gibi. Çok şey, evet. Girenler, çıkanlar, sayanlar. Bir de bu kullandığınız şey teknolojik alet sayısı fazla sizin. Yani fotoğraflamada, yazılımlarda, karşılaştırmada bunlar... Teknolojiyi doğru yerde kullanmak lazım. Evet. Şimdi bu işin robotları da var biliyorsunuz. Evet hocam. Saç iken robotları. Evet. İnsan elinin gösterdiği yeteneği daha henüz hiçbir teknoloji o incelik ve kıvraklığa ulaşmış değil. Mesela Da Vinci robotu var ya, evet, meşhur. Evet. Mesela Da Vinci bile insan eli kadar, ki hani bu konudaki en isimli, en popüler robot, maharetli değil ama Da Vinci'nin şu avantajı var. Sonuçta iç taraflarda, bizim gözümüzle bakamadığımız yerlere, kamera vasıtasıyla içeri girdiği için endoskoplar gibi görüş avantajı sağlıyor. O bir güzel bir şey, o bir ayrıcalık. Ama bir saç ekibinde görüş avantajına da ihtiyacımız yok. Çünkü zaten cildin üzerinde görüyoruz her tarafı. Evet, evet. Mesela robotların çıkarttığı foliküller insan eli kadar hassasiyetli olmuyor. Çünkü siz manuel çalışırken zaten çok ince bir baş kullandığınız için şey yapabiliyorsunuz. Ona işte istediğiniz gibi tam grafi çıkartırken grafi böyle bir dönme yeri vardır. Oradan bir manipülasyonla grafi zarar vermeden daha ufak panç kullanarak çıkartabiliyorsunuz. Ama robotlu bir sistemde ya da motorlu sistemde kullanılan pançlar işte mesela bir 0.7-0.8 mm'lik pançlar kullanıyoruz. Evet. Yani robotlu sistemlerde kullanılan pançlar işte 1.2-1.5 yani o incelikli olamaz. İki, insan eli kadar maharetli değil. Daha çok zarar veriyor. Ama robotu nerede kullanmak lazım? Robotu mesela ben robotu kullanıyorum. Nerede kullanıyorum? Saymada. Evet. Çünkü saymada insandan çok daha başarılı. Yani tarama işleminde. Yani siz diyelim ki dakikada 100 tane folikül bakabiliyorsunuz. Robot sizin 86 bin tane folikülünüzü 6 dakikada taradı. Evet.
Yani bu konularda robotlarla baş edemeyiz. Onun için teknolojiyi doğru kullanmak çok önemli. Diyorsunuz ya teknoloji var ama bizde mesela saç ekim robotu yok. Evet. Yoksa o firma zaten hani beni tanıyan bir firma. Evet. Ben desem ki ben robotla hani bu işi yapmaya karar verdim. Hiç para almadan göbek atı atı gelir buraya kurarlar yani. Çünkü evet. Onun referans gösterme imkanları olacaktır. Evet. Zamanında yapıldı bir teklif var. Evet. Ama inanmadığım şey olduğu için asla yapmıyorum. Mesela deri altını yoğunluğa... Yoksa PR'ı çok güzel yani. İşte evet. Robotlu saç ekibi geldi deseniz televizyonda çıksanız var ya insanlar hemen bunları etkilenirler ama işin aslı başka. Evet. Deri altını 3 boyutlu gözlemleyebilse, o teknolojiye sahip olsa robot, orada saç köklerini yazılıma indirgese ve ona göre uçlar olsa ama o çok ileri derecede hassasiyet gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun şu anda. Evet. Yani çok doğru bir noktaya geliyor. Yani teknoloji bir gün teknoloji insanı geçecek. Evet. Ben ona %100 inanıyorum. Yani bu işin geleceği nedir? Bu işin geleceği robotlar. Evet. Ama bugün yeterli değil maalesef ama ben size %100 katılıyorum. Evet. İşte öyle bir şey var, OST denen bir makine var. Evet. Ses dalgalarıyla cildin altı altının 3 boyutlu şeyini evet. Çıkartıyor. Evet. Hatta biz de onu kullanmayı düşünüyoruz. Folikülü, ameliyatta folikülü çıkartmak için değil de hani biz şimdi robotla cildin üstündeki kısmını tarayabiliyoruz ya. Yani. Evet, altını da tarayacağız. Cildin altını nasıl tararız? Onun çalışmasını yapıyoruz. Bizim Oğuzhan hocamız var Kocaeli Üniversitesi'nde, profesör. Onunla evet. Beraber bizim robot TÜBİTAK'tan da onay aldı, destek aldı, evet. Teşvik aldı. Çok güzel. Oğuzhan hocayla beraber onun üzerinde çalışıyoruz. OST teknolojisiyle. Yani sesler, yani aslında şey gibi, ultrason gibi. Evet. Ses dalgaları yolluyorsunuz cildin altına. Yoğunluğa göre aşağıda. Onun foliküllerin 3 boyutlu şeyini çıkartıyor. Böylece siz daha cildin cidden o folikülü çıkartmadan telojen oranını, miniatürizasyon oranını görebileceksiniz. Onunla ilgili bir çalışmamız var ama dediğiniz gibi o çalışma mesela ilerlerse kök çıkartmada cildin 3 boyutlu görüntüsü, cilt altının görünüp ona uygun bir... Sizde çok enteresan bir bakış açısı var yalnız ya. Neden hocam? Ferdal Bey, sizi ben etkileniyorum. Yani ben etkiliyorsunuz benim görüşlerimi. Yok, sağ olun hocam. Siz teknolojiyle işiyle alakalısınız değil mi? Evet hocam, bilgi ve teknoloji firması sahibiyim ben. Ben hocam çok... Buraya gelmeden sizlerin tezleri oluyor, YÖK tezde. Evet, evet. Orada yüklü tezleri de okuyorum, başka sağlık şeyle ilgili. Aslında ben de lisede sağlık meslek çıkışlıyım. Evet. Yani iyi kötü Latince'ye yabancılığım yok. Hani burayı seçmemde üstüne basa basa hani vurguluyorum. Yani sadece Instagram'daki çok tıklanan video popülaritesi değil, tezleri okumam, teknik araştırmam, sizin özellikle hekimliği bırakmadan yani sadece hani bir ticari işletme patronu olabilirdiniz belli. Çünkü çok aşırı derecede yurt dışında burada popüler olmuşsunuz. Onu bırakmayıp mesleğinizin başında bu işi devam ettirip Ar-Ge'sini sürdürüyorsunuz. O çok etkiledi beni. Evet. Ve yani çok iyi anladım yani geldiğimde doğru bir karar verdiğimi defalarca kez. Şey yaptım yani. Sayemizde bir sürü insanı bilgilendiriyoruz. Evet hocam. Yani ben genelde bu tür işlere girmiyorum hiç. Canlı yayın bende hiç yoktur. Evet hocam. Bu son dönemde, korona döneminde bu konsültasyonları yaptım canlı. Evet. Sonra da bu sizden. Siz bana bu şeyi verdiniz yani bu ilham. Estağfurullah. Konuya hakimiyetiniz, sorduğunuz soruların son derece doğru sorular olması. Evet. Pozitif enerjiniz de tabi. Yok, her program ekibimiz de öyle. Neyse. Kalınan yer de çok temiz, nezih. Dinlendiğim odada da çok güzel. Evet, evet. Yani hem antikor testi yapıyoruz bu arada. İsteyansları da şeyde yapıyoruz. PCR'da yapıyoruz. Ama hani her gelen hasta bütün kliniğe girmeden önce mutlaka bir antikor testinden geçer. Siz de geçmişsinizdir. Evet hocam. Her aldılar şey yaptılar. Evet.
gerekli durumlarda da PCR testi yapıyoruz. Tabii PCR'ı hastaneye, devlete yollamamız gerekiyor. Evet. Bunu burada yapabiliyoruz. Ama hani buraya testten geçmemiş hiç kimsenin klinik bir günah içine girme şansı yok. Geçmiş olsun. Oğlum elinize sağlık. Çok teşekkür ederim.